أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in 5. gününü idrak ediyoruz. Öğlen sohbetinde sizlerle beraberiz. Bu sohbetin infakın dünyevi ve uhrevi yansımaları üzerine duracağız inşallah. Muhterem kardeşlerim, Yüce Allah insanın yaratılış maksadını şöyle anlatıyor Kur'an'da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki yaratılış gayemiz, asıl gayemiz, varoluş gayemiz, Rabbimizi tanımak, ona ibadet etmek, ona kulluk etmek. Peki, ibadetler noktasında ibadetleri üç ayırmak mümkündür. Bir, bedeni ibadetler, bedenle yapılan ibadetler, namaz gibi. İki, mali ibadetler, malla yapılan ibadetler, zekat, infak vesaire. Üç, hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler, o da hac ibadettir. Mali ibadetler de çeşitlidir, çeşitlere ayrılır, çeşitli şekillerde anılır. Zekat, sadaka, infak, Kur'an'da bunlar çeşitli şekillerde anlatılır. İnfak, malın ile ahirete, cennete tünel açmak demektir aslında. İnfak, Müslümanın malıyla tünel açmak, yani cennete tünel açmak, yol açmak anlamına gelir. Bunu nereden çıkarıyorsun hocam? İnfak kelimesinin kök anlamından çıkarıyoruz ki nefakta gelir. Nefak, tünel demektir Arapçada. O yüzden mesela hacılarımız hacca ve umre gittiği zaman bilirler, tünellerin üstünde yazar Nefak el-Faysali'dir mesela. Tünel olduğunu anlıyoruz orada. Demek ki biz infak ederek, malımızdan Allah yolunda harcayarak ahirete, cennete bir yol açmış oluyoruz. Tünel açmış oluyoruz. Tünel kazmış oluyoruz. İnfak Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek maksadıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynı ve nakdi yardımda bulunması diye kısaca tanımlanabilir. İnfak, farz olan zekatı ve her çeşit hayrı içerir. Yani zekat da bir infak çeşididir o manada. Yani zekat, infakın bir alt kolu olmuş oluyor bu manada. Nafaka da, Türkçe'de kullandığımız nafaka da aynı kökten gelir. Değil mi? İnfakla nafaka aynı kökten gelir. Kişinin bakmakla mükellef olduğu, kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı harcamaya da nafaka diyoruz. Değerli kardeşlerim, infak o kadar mühim bir ibadettir ki Rabbimiz Musaf'ın Dağtaşı'nda Bakara suresinde hemen baş tarafında şöyle anlatıyor mesela. Elif la mimin sayfasında yani. Ellezine yu'minuna bil gayb ve yu'imuna s-salâ ve mimma razaknâhum yunfikûn. Hemen üçüncü ayette görüyorsunuz. İşte onlar o muttakiler, muttaki olan kimseler ki gayba iman ederler, namazlarını dosdoğru kılarlar. Dedikten sonra bak namazlarını kılarlar. Ve mimma razaknâhum yunfikûn. Kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan da İnfak ederler. Bakınız, namazdan sonra hemen mali bir ibaret zikredildi burada. Gördüğümüz gibi. Şimdi buradan öğleden önceki sohbetimizde atıfta bulunmuş olduğumuz Bakara suresi 261. ayete geçeceğiz. Bakınız burada ne diyor Rabbimiz? İnfakın ne kadar büyük bir ibadet olduğunu bize anlatan ayet. Meselüllezine yunfikune emvalehum fî sebilillâhi. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali şu gibidir. Benzeri şu gibidir. Allah-u Teala infakı
bize çok güzel bir misalle anlatıyor. Ne kadar bereketli, ne kadar ne kadar yani sevap getirici, çok bereketli bir ibadet olduğunu bize anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Bir tarım konusunu ele alarak anlatıyor. Kemesele habbetin bir habbe gibidir. Bir buğday tanesi gibidir. Embete seb'a senabile. Yedi başak bitiren bir tane gibidir. Fi kulli sümbületin mi'etu habbe. Her başakta 100 tane bitiren yedi başaklı bir habbe gibidir. Yani şöyle anlatalım. Bir buğday tanesini toprağa atıyorsun. Topraktan yedi başak bitiyor. Her başakta da 100 tane var. 100 taneli 7 başak. Ne yaptı? 700. Sen toprağa bir tane ektin. Allah ondan 700 tane buğday tanesi verdi sana. Burada Rabbimiz bize elbette tarım üzerinden infak dersi vermiş oluyor. Tarımda da böyledir. Yani tarımın da ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz burada. Buradaki maksat tarım dersi vermek değil ama bize infakı bir tarım üzerinden anlatıyor. Tarımsal bir faaliyet üzerinden anlatıyor. Yani siz Allah rızası için bir koyarsanız siz karşılığında onu 700 olarak alacaksınız. Şöyle düşünelim. Tünelin, dedi ki infak tünel anlamına gelir. Tünelin bir ucu dünyada, öbür ucu ahirette. Tünelin bu ucundan, dünya tarafından koyacaksınız. Ahirette inşallah yeniden dirildiğimiz zaman da onun karşılığı olarak tünelin öbür ucunda bu yaptığımız iyilikleri, hasenatları infak olarak yaptıklarımızı göreceğiz. Karşılığını göreceğiz. Ama infak o kadar büyük bir ibadet ki büyük bir Rabbimizin bize bir imkanı ki tünelin dünya ucundan bir tane attığın zaman oradan bir tane almıyorsun. Buradaki diye başlayan Bakara 261'den de anlıyoruz ki 700 katını alacağız. Yani Allah-u Teala bizim yaptığımız iyilikleri, infakı, hayır, hasenatı defterimize, kiramen katibi meleklerine, sağ taraftaki meleklerimize en az 700 yazdırıyor. Buradaki 700'den maksat aslında müfessirlerimiz diyor ki bu 700, 700 değil. Bu çokluktan kinaye. Belki 7000, belki 7 milyon bilemiyoruz. Yani çok yazılacağı anlamı. Mesela Kur'an'da buna benzer ayetler var. Mesela mence bil hasreti felehu aşkı emsali diyor. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Bak burada ondan bahsetti. Bu yapılan iyiliklerin kat kat Rabbimiz tarafından bizim defterimize yazıldığını anlatmaktadır. İnfak böyle bir ibadet. Şimdi az kardeşler 262'den öğleden önceki sohbette de anlattık. Ayet-i bitirelim 261. Vallahi yudaifu lime yeşe. Allah dilediğini artırır, kat kat verir. Dilediğine kat kat verir. Vallahu vasi'un alimdir. Allah'ın her hikmeti her şeyi kuşatmıştır. Denmektedir. Ve alimdir, her şeyi bilmektedir. Ellezine yunfikune emvalehum fi sebilillah. İşte burada da infakı yapıp da başa kalkmayanları anlatıyor. Sonra peşinden de başa kalkmayan ve eziyet etmeyen kişi, yani infak yapıp başa kalkmayan ve infakta bulunduğu kişiye eziyette bulunmayan kişi için ne vardır? Lehum ecrun inde rabbihim. Rableri katında ecirler, ücretler vardır. Ve la hufun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. De devam ediyor. Bu ayet sayfanın sonuna kadar bize bir ne portresi çiziyor efendim, bir infak ahlakı portresi çiziyor muhterem kardeşlerim. İşte bu 264. ayetin sonuna kadar 261'den başlayıp özetle bize şunu anlatıyor. Bir, infak ve tasadduk gösterişten uzak yalnız Allah rızası için olmalı. İki, fakirin onuru zedelenmemeli, başa kalkılmamalı. 3. Yardım en iyi, en kaliteliden verilmelidir. Değil mi? En iyisinden verilmelidir. Yani zekat vereceğin mesela dükkandaki çürük mallardan vermeyeceksin. Tarihi geçmiş mallardan vermeyeceksin.
Kurban keseceksin, davarların, sürülerin, sürünün içinden en iyisini almaya gayret edeceksin, kesmeye gayret edeceksin. Dört, gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilmeli. Evet. Sahipleri de iffetlerinden olsa gerek, ortaya çıkıp da ihtiyaç sahibi, ihtiyaç olduklarını da belirtmiyorlar. Onları asıl bizim bulup ortaya çıkarmamız lazım muhterem arkadaşlarım. Şimdi bir de Ali İmran suresinin 133. ayeti var. Ali İmran suresinin 133. ayeti gelmesinde bakınız ne diyor. Burada da infak bizi nereye götürür? Cennete götürür diyor. Bu ayetten anlıyoruz. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardı ve semavati vel ard ve iddet lil muttaqin. Muttakiler için hazırlanan, takva sahipleri için hazırlanan ve genişliği yer ile gök arası kadar olan Allah'ın cennetine ve bağışlanmasına koşun dedi. Dedikten sonra da uiddet lil muttaqin, takva sahipleri, korunanlar için hazırlanan, kendini günahlardan koruyan, takva sahibi kimseler için hazırlanan dedi ya. Peki kimler takva sahibi olmak nasıl olmuş takva sahibi? Hemen devamında 134'te. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ. Darlıkta da, bollukta da, azken de, çokken de Allah yolunda malını infak eden. Evet, verme işi çok da malla alakalı bir şey değil. Verme işi iman, kalpteki imanla alakalı. Hani oruçta anlattık ya, orucu iman tutar dedik, mide tutmaz dedik ya. İnfak da iman işidir aslında. Yani malım çok değil, az, o yüzden veremiyorum, bahane değildir. Azdan az verebilirsin, vermeye alıştınsan, vermeye niyetliysen, verme şeklinde kalbinde bir iman varsa o zaman azdan az değil mi? Öyleler biliyoruz ki cebinde 20 lirası var. 10 lirasını camiye bırakanlar biliyoruz. Camide yardım toplanırken mesela. Yani cebindeki malın paranın yarısını vermiş oluyor. Azdan az, çoktan çok verilmelidir. Darlıkta da az çok verilmelidir. Evet. وَالْكَاذِمِنَ الْغَيْدَ وَلَا عَفِينَ النَّاسِ. İşte muttakilerin özellikleri, öfkelerini yutarlar, insanları affederler diyor. İşte bunlar cennete gidecekler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah ihsanda bulunanları, iyilik yapanları sever diyor. Muhterem kardeşlerim, infak konusunu ele almışken, zamanımızda sonuna yaklaşıyoruz. Ebu Dahtağ'ı, daha doğrusu Ebu Dahtağ'ı anlatmaya vaktimiz kalmaz, onu başka bir sohbette anlatalım. Ebu Talha'yı bugün anlatalım burada tekrar. Geçen derslerde birinde anlattım hatırladığım kadarıyla. Bu Ali İmran suresinin 92. ayeti indiği zaman Peygamber Efendimiz'e, evet 92. ayet. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça, infakta bulunmadıkça iyilerden olamazsınız. Ayeti inince Ebu Talha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşuyor ve ya Resulullah, duydum ki böyle böyle ayet inmiş. Doğru mu? Doğru. Benim en sevdiğim arazi, malım işte şu mescidin karşısındaki hurmalıktır. Burayı Allah yolunda vakfediyorum demiştir. Bakınız, bunu yanılmıyorsam dünkü Kur'an konusunda anlatmıştık. Yani Kur'an öyle bir kitap ki, bakınız Ebu Talha'yı bir ayet değiştiriyor. İnfak yolunda nasıl bir seferber ediyor? Bir ayet. Ali İmran suresinin efendim 92. ayet. Yani bu Ali İmran 92 musaflarımızda, Kur'an'ımızda herkesin elindeki musafta duruyor. Yani Ebu Talha'nın Talha'ya inen 92 numaralı Ali İmran suresindeki bu ayet elbette bugün biz Müslümanlara da inmelidir değil mi? Yani bizim de hayatımızı değiştirebilmelidir. Efendim Bakara 254'ü okuyarak bitirelim. Bak, bir iki dakikamız var. İki dakikamız var. Bakara 254. Yani bu ayet-i kürsünün bir üstteki ayet. Şöyle diyor Rabbimiz orada. İnfakla alakalı. Ya eyyühellezine amenu. İman, ey iman edenler. Ey mümin olduğunu iddia edenler. Bu ne demek? İddianızı ispat edin demektir.
Neyle ispat edeceğim? Şimdi söyleyeceğim örnek getirerek imanınızı ispat edin demektir bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de ya yeredine emen diye başlayan her ayetin devamına bakacaksın. Yani bu devamında söylenenleri yerine getirerek imanınızı ispatlayın demektir. Neymiş bu adam? Burada ne diyecek Rabbimiz? Yani Müslüman ya yeredine emen Kur'an'da yüzlerce defa geçiyor. Duyduğu zaman duvarlara bakmayacak. Buyur ya Rabbi bana söyledin diye, emrine hazırım diye hazır ola geçmelidir. Bakalım ne diyecek burada? Enfigu infak edin. Malınızdan harcayın. Mimme rızaknakum. Size verdiğimiz rızıklardan. Bak malınız sizin değil yani. Bizim diyor Allah size rızık olarak verdiklerimizden. Uyarıda bulunuyor. Min kabli. Şundan önce. En yetye yevmün. Şu gün gelmeden önce. O günü o günün özelliğini şimdi söyleyecek. La beyiş yok. Fihi o günde. Ve la hulletün dostluk yok. Ve la şefaat yok. Kayırmak yok. Üç şey sayılıyor. Alışveriş, dostluk ve şefaatin olmadığı o gün gelmeden evvel size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Sonra ah etmenin, vah etmenin, başını dövmenin bir anlamı yoktur diyor yani. Evet. Yani öyle insanlar olacak ki mahşerde bir sürü malı var. Dairelerinin sayısını bilmeyen adamlar biliyorum. Ne kadar dairesi olduğunu, ne kadar arsası, katı yatı varlığı olduğunu hesabını kendisi bile bilemiyor. İşte bugün hesaba çekildiği zaman o gün keşke bunların infak etseydim, keşke bunları Allah yolunda harcasaydım diye pişmanlık duyacaklar ki Kur'an'da bunlarla alakalı ayetler var. İşte diyor Rabbimiz bugün gelmeden önce. O gün geldiği zaman infak etme şansı yok. Mezara girdiğin zaman artık malından harcayamazsın. Mezara girdiğin zaman artık ibadet edemezsin. Pişmanlık olacaksa şimdi ve burada olmalıdır değerli kardeşler. Evet Bakara 254 yani Ali Ayet-el Kürsü'nün bir üst belki ayetinde Rabbimiz infak hususunda bizi böyle uyarıyor. Rabbim infak edenlerden eylesin inşallah. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz. Ve ahiru da'vana elil enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.